Olur. Evet, inşallah. Kadın onların düzenlerini işitince, yani bu dedikodularını işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı. Yani koltuk hazırladı böyle geniş herhalde bir salon gibi bir yerde. Her birinin eline birer keskin bıçak veriyor. Meyve soymaları için ve meyve ikramı yapıyor. Yani gelin sohbet edeceğiz diyor. Hazreti Yusuf'a da diyor ki çık onlara görün diyor. Yani yanlarına gel diyor. Kadının yanına çağırıyor. Kadın topluluğunun içerisine. Böylece onu Hazreti Yusuf'u kadınlar olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlığa bakar gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler. Yani meyve eli ayağı tutuyor yani böyle şeyin Hazreti Yusuf'un etkilenme gücünden dolayı yani zaten kadın çok etkilense kalp atışı çok yükselir. Genellikle eli ayağı boşalır. Mesela elinde titreme meydana gelir. Hatta konuşma bozukluğu olur. Konuşamaz. Düzgün konuşmayı bozabilir. Yani şehvetin etkisiyle. Kur'an ona dikkat çekiyor. Görünce gözlerinde büyüttüler, şaşkınlıktan ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir, bu bir insan değil diyorlar. Bu ancak üstün bir melektir derler. Yani olağanüstü etkileyeceğim, başka türlü bunu açıklayamayız diyorlar. Çünkü yani elini ayağının titremesi, elini ayağını kontrol edememesi, vücudunu kontrol edememelerine şaşıyorlar. Kadın dedi ki, beni kendisi dolayısıyla kınadığınız erkek delikanlı işte budur diyorlar diyor. Yani dedikodu yapıyordunuz ya diyor. İşte budur diyor. Andolsun onun nefsinden ben murad almak istedim. Bu doğru diyor. Ben diyor ona yanaşmak istedim. O ise kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisini emrettiğimi yapmayacak olursa, yani kendisine cinsel ilişkiye girmezse mutlaka ona zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenen olacak. Yani hapse attıracağım onu ve küçük düşürteceğim diyor. Bak hem zindana atılmak hem küçük düşürmek. Demek ki Mehdi de hem zindana atılacak hem küçük düşürülmeye çalışılacak. Yani kamuoyunda, basında, aleyhinde haberler çıkacak. Mehdi'den de kadınların hoşlanacağını anlıyoruz. İnşallah. Yani i̇nşallah. Ona işaret var inşallah. Yusuf dedi ki, Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Demek ki o da kararlı olacak. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyecek. Girmemiş. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir. Böyle cahillerden olurum. Benden bu sistemi uzaklaştır diyor. Allah sevgisi diyor. Eğilim gösterip cahillerden olmaktan korkuyorum. Yani gayrimeşru ilişkiye girmek. Fahşadan korkuyorum diyor. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiden beni koru diyor. Allah'a sığınıyor. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendine uzaklaştırdı. Bak böylece Rabbi Hazreti Yusuf'un duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendinden uzaklaştırdı. 2031 yapıyor tarihi. Maşallah. 2010'dayız. 2031. İslam'ın en şaşalı yılları inşallah. İnşallah. Çünkü o işitenler bilendir. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Bak lehinde açık hukuki delilleri görmelerine rağmen diyor. Suçsuz olmasına dair delillerin net olmasına rağmen onu belirli bir vakte kadar hapse atmak görüşü ağır bastı. O zamanın devletinin içindeki yani derin devlet buna karar veriyor. Yani meşru bir devlet bunu yapmaz zaten. Derin devletin aldığı karar. Anlıyoruz ki Mehdi de bütün açık aleni delillere rağmen, temizliğine dair, suçsuzluğuna dair deliller olmasına rağmen belli bir vakte kadar hapse atılmasına derin devlet karar verecek. Ve bir komplo hazırlayacaklar, bir oyun oynayacaklar. Meşru mahkemeler kanalıyla onu hapse attıracaklar. Çünkü hadislerde hapse gireceği yazıyor Mehdi'nin. Evet. Yusuf suresinde de zaten peygamberimiz Mehdi Yusuf'a benzer diyor. Hazreti Yusuf'a benzer diyor Mehdi. Mehdi kıssasının içerisinde Yusuf'un anlatıldığını, Yusuf kıssasında Mehdi'nin anlatıldığını görüyoruz.
İnşallah. Bir yönüyle, işaret anlamıyla. İnşallah. Açtım, Yusuf Suresi 19 çıktı.